Rails & Makes'e hoş geldiniz. Bu videomuzda gravür motoruna pil kontrol devresi bağlıyoruz ve pil puntolama yapıyoruz. Öncelikle bu gravür motorunu yaptığımız bir önceki videoyu seyretmediyseniz bu video onun devamı niteliğinde ve önce onu seyretmeniz gerekiyor. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda bu şarj devresini kullanmıştık ve bu şarj devresinin kendi batarya yönetim devresi vardı üstünde ve bu çıkışları ona göre kullanmamız gerekiyordu. Fakat bu çıkışları doğru şekilde kullanıp da pil koruma devresini devreye aldığımızda pil koruma devresinin desteklediği akım yükü bizim gravür motorumuzun çektiği akımı yeterli olmadı. Biz de bu BMS bir pil yönetim devresini tedarik ettik. Gördüğünüz gibi bunun üstünde 6 tane MOSFET var ve özelliklerinde 15 amperi desteklediği belirtilmiş. Bakalım bu pil koruma devresini, pil yönetim devresini cihazımıza taktığımızda işimizi görecek mi? Önceki videodan farklı olarak bu sefer burada şu iki pede bağlıyoruz pilimizi ve bu noktalara doğrudan puntolama yapılabiliyor. Onun için bir farklılık olsun diye lehim yerine puntolamayı kullanmaya karar verdik. Şimdi cihazımızı sökerekten işleme başlıyorum. Hatırlarsanız pil şarj devrimizi böyle modüler yapmıştık. Şuradan sökersem bunu. Evet. Bataryamızı direkt olarak şarj devresine ya da motora bağlamayacağız. Bataryamıza bu batarya yönetim devresini bağlayacağız ve bunu puntolamayla yapacağız biz, ama siz direkt olarak lehim yapabilirsiniz. Yani kabloları lehimleme yöntemiyle bu devre kartına tutturabilirsiniz ve bu devre kartından bu noktaya, şarj noktasına ve motorlara kablo çekebilirsiniz lehim yöntemiyle. Şimdi ben buradan pilimi çıkartacağım. Lehimleri sökerekten işleme devam edeceğim. Güvenli çalışabilmek için pilimi komple ayıracağım buradan. Bu pilin üstünde eski kablolar var. Bunu sökebilirsem sökeceğim, yoksa başka pil kullanacağım. Evet, gayet güzel ayrıldı puntolar. Bunlardan kurtuluyorum. Şimdi bir yapacağımız şeye bakarsak, bu batarya koruma devresinin, batarya yönetim devresinin bu tarafı bataryanın artı kutbu, bu tarafına da eksi kutbu bağlanıyor. Kontrol edeyim. Şuradan da power artı power eksiden de güç çıkışları alınıyor. Bunu şöyle bağlayabiliriz buraya. Buradan da şöyle baktığımız zaman bu şu şekilde yerleştiği zaman buradan da gücü alabiliriz. Öncelikle ben şu iki pini lehim damlatacağım. Lehimleme işlemi için şu an üstünde rahat çalışırken hazır olmasını istiyorum. Pilin üstündeyken çok lehim yapmak istemiyorum. Puntolamaya başlamadan önce size kullanacağımız cihaz hakkında biraz bilgi vereyim. Bu bizim puntolama cihazımız. Yıllar önce tedarik etmiştik. Tozlu raflarda duruyordu. Şimdi kullanma vakti geldi. Burada iki tane bakır puntolama kalemi mi diyeyim artık, noktalarımız var. Bunların üstünden yüksek akımla elektrik gönderiyor cihaz. Birinden akım geliyor, diğerinden gidiyor. Bu şekilde, şu şekilde nesneyi biz buna dayadığımızda bir akım geçişi oluyor ve temas ettiği noktalarda metalleri eritip birbirine yapıştırıyor. Cihaz nasıl tetikleniyor, nasıl işlemi yapıyor? İstersek buraya bir ayak pedalı bağlayabiliyoruz. Ayak pedalına bastığımız zaman işlemi yapabiliyor. Ya da şimdi şuradan ben şuradan cihazı kendim tetikleyeceğim. Şu kısımdan bastırdığımızda bu yaylı belli bir direnç geldikten sonra yukarıda devreyi tamamlıyor ve tetikliyor. Şu an o tıdık sesi geldiğini bilmiyorum, ya da burada ekranın yanıp sönmesini görebilirsiniz. Yaptığında akımı vermiş oluyor.
Burada birkaç ayarımız var. Birisi şu kısım. Buradan bunu çevirerekten şu bastırdığımızda bakır çubukların ne kadar dirençle basacağını belirliyorsunuz ve kullandığımız bu şerit, metal şerit, puntalama için kullandığımız, çünkü puntalayaraktan bu pilin üstüne bunu yapıştıracağız. Metal şeritin kalınlığı arttıkça buradaki direnci arttırmak gerekiyor. Bununla ilgili cihazın kullanım kılavuzunda değerler var. Ama bunu kullanım esnasında kendiniz ayarlayabiliyorsunuz tecrübeyle belli bir noktadan sonra. İkincisi, burada 2P yazıyor. Şu düğmelerle ayarlanıyor bu. Bu cihazın 2 puls, yani tık tık iki kez elektrik vereceğini gösteriyor. 1P olursa tık diye tek pulsta elektrik veriyor. Şu kısımsa vereceği akım. Bu 60 amper demek değil. Burada akım %60, %100, %1, %10 gibi ayarlayabiliyorsunuz. Biz genelde %60'da iyi sonuç aldık. Bu iki puls mu kullanacağınız, tek puls mu kullanacağınız ve ne kadar akım vereceğiniz, hepsi bu kullanacağınız malzemenin kalınlığına ve nikel kaplama mı yoksa tamamıyla nikelden oluşan bir malzeme mi olmasına bağlı değişiyor. Bunlarla ilgili cihazın kitabında bilgiler var. Aynı zamanda mesela bu cihazın içinden çıkan ilk kullanım için bu nikel kaplı şeritlerde bu değerler yazıyor. Cihazda şu değerle başlayın ayarlamaya diye. Burada mesela bu 0.1 milim kalınlığındaki şerit için bu değeri 40, 2 puls, yani 2 kez elektrik veren akımda ayarlayın demiş, ama 40 bize biraz zayıf geldiği için biz 60'ı kullanacağız. Şimdi pil puntalamaya başlayabiliriz. Şimdi işleme başlamadan önce bir detayı daha belirteyim. İlla bu cihaza sahip olmanız ve bu cihazı puntalama için kullanmanız gerekmiyor. YouTube'da birçok içerik var. Orada görebilirsiniz. Aküyle ya da farklı devrelerle bu puntalama cihazını evde yapabiliyorsunuz. Bizim elimizde hazır bir cihaz olduğu için onu kullanıyoruz şu an. Şimdi bu kullanacağımız batarya yönetim devresinde bakın petlerinde nikel parçalar var. Bunlar fabrikada lehimlenmiş bu şey oluşturulurken. Bunlar olduğu için biz bu nikel şeridi bunun üstüne puntalayabiliyoruz. Şimdi biz bunu puntalayacağız. Ne olacak? Şöyle bir şey. Burası artı kısmı. Pilin de artı kısmı. Buradan buraya çevireceğiz. Onun için buna bu kadar uzun bir şeride ihtiyacım yok. Ben şöyle bir şey alsam buraya yetecektir. Bu kadar kesiyorum. İşin zor kısmı bunu kımıldatmadan burada puntalamak. Puntalama başarılı oldu. Diğer tarafta puntalandı. Şimdi pile geçiyorum. Pili puntalayacağım. Artık orada kolay çalışabilirim, daha rahat çalışabilirim. Akımı biraz azaltmak istiyorum. Ya da böyle kalsın 50'yi. Bir kontrol edelim, sağlam mı? Yeterince sağlam olmamış, bir daha puntalayacağız. Yok, sağlam olmuş. Ben zorlamışım, şerit yamuldu. Şimdi işlem sırasında görmüşsünüzdür. Bu işlem esnasında kıvılcım çıkabiliyor. Onun için hani dikkatli olmanız gerek. Hani kıvılcımla hemen alev alacak bir şeylerin yanında bunu yapmamak gerekiyor güvenlik açısından. Bu tarafı yaptım. Bir daha bu tarafa tekrardan bir strip atacağım. Az önce anlatırken hani dikkat etmemişim. Tabii yaparken, burada video karşısında yaparken insan şaşırıyor. Bir fail yaptım yine. Burada artı ve eksi pinleriyle inledim ama pile takarken eksiyi artıyı, artıyı eksiye bağlamışım. Şimdi bu batarya büyük ihtimal sağlamdır, bozulmamıştır ama biz riske atmak istemedik. Tekrardan yeni bir tanesini takacağız. Çünkü bunları puntaladıktan sonra video esnasında tekrar sök tak olsun istemedik. Şimdi hızlıca yeni bir tane hazırlıyor olacağım. Evet, pilimiz hazır. Şimdi pilimizi takabiliriz. Şimdi pilimiz hazır. Monte edileceği kısmı da
gravür motorumuzu da getirdik. Ama önce bir şey kartımızı bir kontrol etmek istiyoruz. Çıkış veriyor mu? Şimdi şuradan bakacak olursak pilimizden 3.77 volt gerilim ölçüyoruz. Aynı şekilde şurada çıkış noktalarından baktığımızda 3.77 voltu görüyoruz. Yani çıkış veriyor şu an bize. Devre yaparsam tabii onu kaybederim. Evet, 3.77 çıkış alıyoruz. Pilimizi artık monte edeceğiz. Önce şuraya sokmamız gerekiyor. Şöyle, istediğimde bu şekilde yer almasıydı bunun. Burada kırmızı kablomuz var, siyah kablomuz var, pile giden kablolar. Bu pile giden kabloları artık doğrudan pile değil, bu şeye bağlayacağız, buraya bağlayacağız. Biraz kısaltacağım ben uçlarını. Çok da kablo karmaşası olsun istemediğim için şöyle. Bu noktada güç var. Onun için artıyı eksiği kısa devre yaptırmamak çok önemli. İşlemi yaparken dahi. Bağlantılar tamam. Bakalım çalışacak mı? Şimdi kapamadan bir deneyelim. Çalışıyor. Sıkıntı yok. Batarya yönetim modülü bu iş için zayıf geldi. Onunla ilgili sıkıntı yaşadık kesin. Daha güçlüsü bu işe yeterli oldu. Artık cihazı güvenle kullanabiliriz. Çalışıyor. Bu projede iki konuya değindik. Birincisi gravür motorumuza batarya yönetim devresinin monte edilmesiydi. İkincisi ise pil puntalamaydı. Burada batarya yönetim devremizi monte ederken pil puntalama yöntemini kullandık ki değişik bir şey göstermiş olalım. Burada cihazımızı size gösterdik. Ayarlarının nasıl yapılabileceğinden bahsettik. Aynı zamanda bu batarya yönetim devresini de gravür motorumuza takmış olduk. Artık gravür motorumuz daha güvenli çalışacak. Pilin de aşırı deşarj olmasına karşı bir riskimiz vardı. Bu batarya yönetim devresi bu riske karşı cihazı koruyor olacak. Pil belli bir seviyede deşarj olduktan sonra daha fazla çalışmayacak. Bu video ve diğer içeriklerimizle ilgili bize yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınızı tek tek okuyoruz ve bunlar bize yön göstermiş oluyor. Aynı zamanda yapmamızı istediğiniz herhangi farklı bir projeniz varsa, aklınızda görmek istediğiniz bir şey varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini tek tek okuyor ve cevaplıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.